Zagor, Geçmişin Hayaleti Bir dağcı grubu kayalık dağlarda yer alan Leek Tepesi'ne tırmanmaktadır. Grup zengin iş adamı Norman, Boswell, Moses, Gene ve Sylvester adında 3 yeğeni ile en yaşları olan Jerry Rahman'dan oluşmaktadır. Jerry'nin erkek kardeşi Sandy yıllar önceki ilk tırmanış sırasında esrarengiz biçimde kaybolmuştur. Bu olay yüzünden hafızasını kaybeden Lahman bu sefer kardeşinin cesedini bulmayı ummaktadır. Grup içinden grup içinden birinin iniş sırasında diğerlerini öldürmeye niyetli olduğunu öğrenince Zagor'da da ekibe katılmıştır. Çukoyu dağın eteğinde bırakan baltalı ilah grupla birlikte zirveye tırmanmaktadır. Bu da kardeşim Sandy'nin sırrını saklıyor. Belki de bunu onu korumak için yapıyor. Her şeye rağmen bu benim kişisel dramım. Başkalarını buna karıştırmamalıydım. Oysa sizi de buralara kadar sürükledim. Bizler isteyerek geldik Jerry. Sen kimseyi zorlamadın. Biz Amerika'da tırmanacak bir zirve arıyorduk. Güzellikleri ve zorluklarıyla Avrupa'dakilerle yarışacak bir dağ. Sen de bize Lake Dağı'nı önerdin. Bunu çekici bir meydan okuma olarak kabul ettim. Henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş bir dağ zincirinde daha önce hiç kimsenin ayak basmadığı bir zirveye ulaşmak. Moses gene ve Sylvester da heyecanıma ortak oldular. Kimi hemen kimi de bir süre sonra ikna olarak ama hiçbirimiz buraya kendi isteği dışında senin zorunla gelmedi. Aksine kardeşinin ölümündeki gizemi çözmene yardımcı olma ihtimali bizi daha fazla teşvik etti. Buraya ulaşıncaya kadar ne güçlüklerle karşılaştık ve ne zorlukları aşmak zorunda kaldık. Bu yolculuğun sonu hepimizin ortak amacı. Hala zirveye ulaşma ve kardeşinin akıbetini öğrenme şansımız var. Neticede bu bir fırtına elbet dinecek ve yeniden yola devam edeceğiz. Elbette haklısın bana ne oldu bilmiyorum. Genellikle başkalarını yüreklendirmek benim işimdir. Öyle anlaşılıyor ki artık yaşlanmaya başladım. Galiba diniyor. Neyse Nuh tufanı gibiydi sanki bir ara hiç durmayacak diye korkmaya başlamıştım. Sonunda rahat bir uyku çekeceğiz gök gürlemesinden insan gözünü bile kırpamıyordu. Meksikalı'nın böyle sorunları yok. Top bile atsan uyanmayan cinsten nasıl orluyor duyuyor musun? Kış uykusuna yatan bir ayı ailesi bile bu kadar gürültü çıkartamaz. Homurt bu sefer onun horultusu yüzünden uyku tutmayacak. Eğer susmazsa gidip onu... Neyse galiba bitti. Bu sefer de tıkınıyor sanki. Ama nasıl olur yiyecekleri korusun diye o arabada yatmasına izin verdik. Buradaki yiyecekleri de oraya aktarmıştık. Belki de rüyasında yemek yiyordur. Gınam gınam Lahmanlı bozvel haklıymış. Alp dağlarında çok keçi var. Gınam gınam. Keçi sütünün nefis olduğunu herkes bilir. Gınam gınam. O sütle yapılan peynirler çok lezzetli oluyor. Aslında Lahman Alp'lerde yaşayan hayvanlardan bahsederken tam keçi demedi. Keçi gibi dedi ama ona yakın bir isim kullandı. Tam hatırlamıyorum neydi neydi tamam buldum. Daha keçisi demişti. Fakat ne? Anne! Kah bela lanet! Niye belalar hep beni bulur? İmdat! Sakin ol Meksikalı. Her şey yolunda. Seni tam zamanında tuttum. Ama neredeyim ben? Nasıl bilmezsin? Buraya kendi ayaklarınla geldin. Hem de koşarak. Bir sicheşte arabadan indiğini gördük. Sonra gözlerin kapalı uçurumun kenarına doğru koştu, koştun tıpkı bir uyur gezer gibi neyse ki akıl edip peşinden gittik. Ve seni tam zamanında düşmeden yakaladık. Karamba karambita yani bu durumda beni daha keçisi falan kovalamıyordu öyle mi? Hayır peşinde kimse yoktu sen sadece rüya görüyordun. O zaman yediğim şey de peynir değildi. Peki bu elimdeki nedir? Hay Allah bir kalıp sabun bu. Gulp mümkün değil. Ha 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 işte bu harika. Hu 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 ama üstünde ısırık izleri var. Buradaki diş izlerinin bana ait olduğunu kabul etmiyorum. Benim gibi damak zevki yüksek biri silah zoruyla bile sabun yemez. Onun için bu imkansız. Hık size söylüyorum imkansız hık ben yapmış olamam. Ha ha ha. Hayatımda hiç bu kadar gülmemiştim. Ben de burada daha fazla kalıp sizin alaylarınıza katlanamam. Bu kaba şakalarınızı olmamış farz edip arabama dönüyorum. Hem bu kadar gülecek ne var hiç anlamıyorum. İmdat. Anne. Hay sen çok yaşa Çiko. Ha ha ha, iyi ki bizimle birlikte kaldı. Evet, bizimkileri beklerken canımız sıkılmayacak. He, he, he. Üstelik Chico ile oyalanırken en yakın kentten ne kadar uzakta olduğumuzu ve etrafımızın tehlikelerle sarılı olduğunu düşünüp kendimizi karamsar düşüncelere kaptırmayız. Ertesi sabah şafak sökerken çok güzel manzara. Bu zevki tatmak için insanın yarım saat erken uyandığına değer. Ben uyanalı bir saatten fazla oldu. Güneşin doğmasını bekledim. Uykunuzu kaçıran yeni kabuslar gördünüz mü? Hayır bu gece görmedim. İnsan benim yaşıma gelince yürürken sağ elinde vicdan azabı ve pişmanlıklar sol elinde ise üzüntü ve özlemler ile dolu torbaları taşır. Sen de konusunda kendinizi niye suçluyorsunuz? Onu öldürdüğünüz fikrine nereden kapıldınız? Böyle bir şey yapmanız için herhangi bir neden var mıydı? Cevabınız hayırsa içiniz rahat olması gerekir. İçinizin rahat olması gerekir. Bazılarına göre nedenlerin vardı. Eve yalnız olarak geri döndüğümde, bazıları çıkarlarım yüzünden kardeşimi öldürdüğümü, suçumu gizlemek için de hafızamı kaybetmiş gibi numara yaptığımı iddia ettiler. Sen diye öldürmüş olsaydınız numara yapmanıza hiç gerek kalmazdı. Sadece onun uçuruma yuvarlandığını söylemeniz yeter. Uçuruma yuvarlandığını söylemeniz yeterli olurdu. Haklısınız. Ama beni suçlayanlar hafıza kaybını kalan kalkan olarak kullandığımı ileri sürdüler. Böylece olanları her anlattığımda çelişkiye düşme riskinden kurtulmuş oluyordum. Onlara bakarsan özellikle olay yerine kimseyi götürmemek için bu kafa karışıklığı iyi bir bahane oluşturuyordu.'' Nitekim Sandy'nin cesedinde kurşun yarısı ya da boğma izleri olabilirdi. Bu yüzden onları gizlemek benim çıkarımaydı. Birini öldürmek istersen onu bir boşluğa iti vermek yeter. Sizinki sahte bir bellek kaybı olsaydı gerçekleri öğrenmek için bugün burada bulunmazdınız. Amacınızın Kuşkuları dağıtmak olmadığı da kesin. Çünkü bu yaşa gelene kadar beklemez buraya hemen dönerdiniz. Doğru. Öyle olsaydı buraya çok çok önceden gelirdim. Ama bu dağ çok uzaktaydı ve ben korkuyordum. Ama daha sonra şüphelerden kurtulup huzura kavuşmak için geçmişle hesaplaşmam gerektiğine karar verdim. Biraz daha yaşlanırsam hiç yapamayacaktım. Böylece Bozveli benimle gelmeyi ikna ettim. Sizi suçlayanlara göre kardeşinizi öldürmenizin sebebi neydi? Ne gibi çıkarlar elde, ed elde edecektiniz? En önemlisi babamızın mirası. Babam ailemizin ekonomik faaliyetlerini faaliyetlerine bizi de dahil etmeye başlamıştı. Günü geldiğinde yönetimi bize devretmek zorunda kalacağının bilincindeydi. Ne var ki tercihi daha çok Sandy'den yanaydı ve bu açıkça belli oluyordu. Ben onun için bense onun için daha çok endişe kaynağı oluyordum. Hırçın bir karaktere sahiptim, yatırımları riske atmıştım ve anlık güdülerime kapılıp garip kararlar alıyordum. Ben buna cesaret diyordum, babam ise düşüncesizlik. Kimi zaman fikirlerim gerçekten iyi sonuç veriyor, kimi zamansa te tedbirsizce oluyordu. Ama hiçbir zaman büyük zararlara yol açmadım, belki de babam gözettiği içindi huylarımızın ve fikirlerimizin farklılığı çeşitli vesilelerle toplum önünde de kendini gösteriyordu. Hey sakın boş heveslere kapılma Jerry kız nişanlı. Harika o zaman onu baştan çıkarmak daha keyifli olacak. Ha 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 hiç değişmeyeceksin. Riskli olunca daha çok eğleniyorsun. Evet ben böyleyim. Ne yazık ki iş hayatında da böylesin. Oradaki eğlencen de babamın parasını riske atmak. Sen de rica ederim hiç sırası değil. Aksine bana kalırsa senin için sırası diye bir şey yok. Az önce öğrendim. Bay Holmert'le o anlaşmayı imzalamışsın. Oysa babamla ben vazgeçmeni istemiştik. Ama sen her zamanki gibi kafanın dikine gittin. Haklı nedenlerim vardı. Daha sonra sana özel olarak açıklarım. Senin nedenlerinle bizimkiler asla birbirini tutmuyor. Hatta çoğu zaman sağduyularımız da. Babamızın yerinde ben olsaydım çoktan sana karşı bazı önlemler almıştım. Çok fazla içtin sende. Buna bir son versen iyi olur. Çek ellerini üstümden. Sen de. Özür dilerim. Çok özür dilerim abi olarak sendenin bu kadar içmesine izin vermemeliydim. Bu anlattığım aramızda geçen olaylardan sadece bir tanesi özellikle işlerin yürütülmesi konusunda çok sık tartışırdık. Ama aramız hep bozuk değildi. İnanın Sandy ile ben birlikte seyahatlere de çıkardık. Size daha önce bahsettiğim Avrupa yolculuğu gibi... Sonuçta kardeştik. Babam bize her zaman birbirimize destek olmayı, zorlukları birlikte aşmayı öğretmişti. Ama Sandy kaybolunca birilerinin aklına ettiğiniz kavgalar gelmiş. Aynen öyle. Gerçi beni yüzüme karşı açıkça suçlamaya cesaret eden pek azdı ama birçoğu şüpheleniyordu kısa süre sonra babamız da öldü ve ben bütün servetinin tek varisi olunca çıkar cinayeti varsayımı da doğrulandı. Vay canına, ne kadar olağanüstü. Yani manzara demek istiyorum. Dağ ve arkasından yükselen güneş gerçekten harika. düşünüyorum da galiba geldiğimize değdi. Senden bunları duymak mut, beni mutlu etti gene. Asıl gelmek istemeyen sendin. Güneş her sabah doğuyor ama dağdayken her günün farklı olduğunu, seni bekleyen günün değerli, benzersiz ve tek olacağını fark edersin. Eğer biri beni düşür beni düşürmek için üzerime bir ağaç kütüğü yuvarlamamış olsaydı Bosveld'in haklı olduğuna ve Knofler'in ölmeden önce koca bir yalan uydurduğuna inanırdım. Oysa bir konuda çok eminim. işlerinden biri sahte Kızıl Derli saldırısını düzenlesin diye Knofler ile suç ortaklarını parayla ama planı suya düştü. Şimdi de bunu nasıl telafi edeceğini düşünüyor. Bugün daha yükseğe çıkacağız. Börtün ödünç verdiği ceketi giysem iyi olacak. grup adım adım ilerleyerek bir gün önce geçtikleri patikanın üzerindeki çıkıntıya ulaştı. Aradan oradan sonraki tırmanış daha dik ama tehlikesizdi. Tecrübeli Lahman yol güzergahını dikkatle incelediği halde çok geçmeden bir dizi aşılması zor engelle karşılaşmaya başladılar. Diğerleri kadar Engebeli olmadığı halde daha yollarını ağır adımlarla tırmandılar. Birazdan güneş batacak, geceyi geçirecek bir yer bulmalıyız. Bu civarda girinti ya da oyuklar yok. Kayaların arasında kornaklı bir yerle yetinmek zorundayız. Fakat neyin var lahman? Gel, gelin, gelin, şuna bakın. Sendevejeri, atlarımız, biz kazımış, kazımıştık. Zamanını hatırlamıyorum. Ama biz yazdık. Belki de burada mola vermiştiniz. Olabilir. O halde biz de burada kamp kuralım. Yer uygun. Anlaştık. Siz kampı hazırlarken ben de güneşin son ışıklarından yararlanıp Chico'ya ayna ile sinyal göndermeye çalışacağım. her şeyin yolunda gittiğini bilmelerini istiyorum. Öyleyse acele edin. Dağın bu yamacında güneş çok hızlı kaybolur. İşte size ayna. Hazır yukarı çıkmışken yarın geçeceğimiz yerleri de belirlemeye çalışın. Elbette. Sülalemin bütün bıyıkları adına. Yukarıya bakın. Zagor sinyal gönderiyor. Akşam güneş batacağına yakın, yakın dağa doğru bakmamı söylemişti. Bitti. Şimdi ortalık daha fazla kararmadan aşağı inmeliyim. Yoksa bastığım yeri göremem. Fazla sürmedi. Umarım yetmiştir. Şimdi ortalık daha fazla kararmadan aşağı inmeliyim. Yoksa bastığım yeri göremem. Sorun mu çıkmış? Yardım mı istiyorlar? Hayır sanmam. Güneş dağın ardında, ardında kaybolduğu için sinyaller kısa sürdü. Ama bana kalırsa her şeyin yolunda gittiğini haber veriyordu. Pekala Çiko o işaretler ne diyordu? Sorun mu çıkmış yardım mı istiyorlar? Hayır sanmam. Güneş dağın ardında kaybolduğu için sinyaller kısa sürdü ama bana kalırsa her şeyin yolunda gittiğini haber veriyordu. Neyse bari aslında daha yukarıda olduklarını tahmin etmiştim. Oysa daha buzula bile ulaşamamışlar. Tahminimden daha hızlı karanlık çöktü. Neyse ki kamp uzakta değil. Hey bu Bozwell. Tütün içip düşüncelere dalmak için gruptan fazla uzaklaşmış ve vay canına. Tam arkasında biri var. Hay aksi niyeti kötü onu aşağı atmak istiyor. Bozvel dikkat. Fakat kim? Kaçmasına izin vermeyin. Ben kim? Bozver lanet olsun. Durdurun onu. Nereye gitti? Ben bilmiyorum. Sadece bir an görebildim. Karanlık bir gölgeye benziyordu. Sonra kayaların arasında kayboldu. Belki de hala orada saklanıyordur. Hayır, yok, gitmiş. kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Hayır ama mutlaka bizimkilerden biriydi. Kim olursa olsun sizi aşığı atarak öldürmek istiyordu. İyi ama emin misiniz? Söyledim ya gözlerimle gördüm. Hem kötü bir niyeti yoksa neden kaçsın? Evet öyle ya baştan sona haklısınız.'' Aslında hata bende. Işıkla işaret vermek için sizi burada yalnız bırakıp gitmemeliydim. Sizin grup, gru gruptan uzaklaşacağınız aklıma gelmedi. Hayatınıza kast eden kişinin bunu diğerlerinin gözü önünde yapmayacağından emindim. Ne yazık ki zemin kayalık. Buradan geçen her kim idiyse hiç ayak izi bırakmamış. Zaten olsa da karanlıkta göremem. Şimdi ne yapacağız? Kamp yerine dönelim. Kim var? Kim eksik? Kontrol edeceğiz. Hepsi oradaysa kamptan ayrılan olup olmadığını soracağız. Ne oldu Norman amca? Yüzünün ifadesinden bir şeylerin ters gittiği anlaşılıyor. Jerry Lahman nerede? Seninle beraber değil miydi? Hemen sizin arkanızdan uzaklaştığını gördük. Birlikte olduğunuzu sanıyorduk. Hayır, benimle değildi. Lahman'ın dışında yerinden ayrılan oldu mu? Hayır, bugün o kadar yorulduk ki hiçbirimizin kımıldayacak hali yoktu.'' bu sorularının sebebi ne yoksa Jerry'yi aramaya mı çıkacağız? Az önce biri beni öldürmeye çalıştı. Saçma ve inanılmaz gibi görünebilir. Ama bu durumda bunu ancak bir kişi yapmış olabilir. O da... Kardeşim sendi. Kastettiğin oydu. Hay Allah. O burada. Hissediyorum. Jerry sen neler söylüyorsun? Onu aramaya gittim çünkü beni çağırdığını hissediyordum. Onu görmedim ama buralarda bundan eminim. Haydi otur Jerry sakinleş biraz. İşte esrar çözüldü Zagor. Gördüğümüz gölge kafası karışık bir halde dolaşan lahmanmış. Beni gerçekten itmeye çalıştı mı bilmiyorum ama yaptıysa bile aşırı heyecan yüzünden bir an için kendini kaybettiği içindir. Belki de kardeşiyle atlarının yazılı olduğu o kayayı görmek yeniden kabuslara neden olmuştur. Tek farkla bu sefer uyanıktı kabusunda kendisinin sen diye boşluğa ettiğini görmüş olmalı. Tıpkı bir uyur gezer gibi yaptıklarının bilincinde olmadığı için beni kardeşi sandı. Hayır ben değildim. Sandy yaptı. O hala burada. Onu son gördüğüm kılıktaydı. O günden beri burada beni beklemiş. Ertesi sabah Bugün nasılsınız Lahman? Fena değil. Dün akşam bana ne oldu anlamıyorum. Eski kamp yerinde üzerine iki isim kazılı o kayayı görünce alt üst oldum. Beni derinden sarsan çok güçlü bir heyecanın dışında hemen hemen hiçbir şey hatırlamıyorum. Sonra da gerçekle kabusları karıştırmaya başladım. Sendinin beni çağıran sesini duyar gibi oldum ve onu gördüğümü sandım. Aynı 20 yıl önceki gibiydi, hiç değişmemişti. Bir gün bile yaşlanmamıştı ve kötü gözlerle bana bakıyordu. Norman'ı dağdan aşağı atmaya çalıştığımı hatırlam hatırlamıyorum. Neyse ki bu sabah uyandığımda kendime gelmiştim. Şu anda zihnim son derece berrak. İyi ki öyle Jerry. Çünkü buzula ulaştık. Oraya çıkmak için senin tecrübene çok ihtiyacımız olacak. İnanılır gibi değil. Buzdan dev bir nehre benziyor. Şimdi sorun şu, onu nasıl aşacağız? Zirveye ulaşmak için üstünden geçmek zorundayız. O görünen yarıklar çok geniş ve derin. Yanımızdaki iplerle onları aşamayız. Buzullu kenarlardan yürüyerek çıkacağız yarıkların son bulduğu üst bölüme kadar kayaların üzerinde kalmaya gayret edeceğiz. Yukarı ulaşınca daha buzulu çivili tabanlıklarla aşacağız. Gidelim. Dağcılar ertesi sabah buzulun üst bölümüne ulaştılar. Buradan karşıya geçebiliriz. Öteki tarafa varınca da o duvarı tırmanarak yukarı çıkacağız. Sandy ile de aynı yolu izlediğimizi çok iyi hatırlıyorum. O dönemde çivili tabanlıklar yoktu. Haydi herkes çantasından tabanlıklarını çıkartsın. Bu çivili tabanlıklar çok yeni bir buluş. Keşke geçmişte de olsaydı. En üst seviyede güvenlik için bu iple birbirimize bağlanıp aralıklı olarak ilerleyeceğiz. İçimizden biri buzulun altında saklı bir uçuruma düşecek olursa diğerleri çivili tabanlıkları ve kazmalarıyla zemine demirleyip onu çekmeye çalışacaklar. Norman amca buz çatır diyor sanki her an kırılacakmış gibi. Endişelenme Jerry bize rehberlik edecek yeterli tecrübeye sahip. topuzun çatırdadığını ben de duydum. Lahmanın en güvenli yolu nasıl ayırt ettiğini merak ediyorum. Neredeyse bir saattir dönüp tek kelime bile konuşmadı. Sağa sola bakmadan dümdüz yürüyor. Acaba kendinde mi? Evet, sendi, seni duyuyorum. Beni çağırıyorsun. Ben de sana geliyorum.'' İşte artık seni görebiliyorum. Lahman yönünü değiştirdi. Sanki bir şey görmüş gibi. Ama ne? Gel Jerry buradayım. Seni bekliyorum. Peki sendi. Geliyorum. Lahman iyi misiniz? Kimle konuşuyorsunuz? Kardeşimle konuşuyorum Zagor. Onu gördünüz mü? İşte orada beni çağırıyor. Lahman durun. Gittiğiniz yönde hiç kimse yok. Neler olduğunu sonunda bana anlatacaksın. Nereye kayboldun? Neden benimle beraber eve dönmedin? Tamam Jerry, birazdan her şeyi öğreneceksin. Lahman kendinize gelin. Şeri yine kendini kaybetti amca. Durumu iyi değil. Seni yeniden kucaklamak istiyorum sende. Aradan uzun yıllar geçti. Seni çok özledim. Gel Şeri, dur da sana sarılayım. vay canına Amca yo Amca Bozvel ipi yere demirlemiş olmalı. Yalnızca bu şekilde acaba ne kadar dayanacak? Bizi yukarı çekebilecek mi? Norman amca imdat. Sizi çekemiyorum. Kendi başınıza çıkmaya çalışın. Önce Jerry başlamalı. Hiçbirimiz bizi aşağı çeken ağırlıkla yukarı tırmanamayız. Lahman bayıldı, hiç kımıldamıyor. Acele edin, buz kırılmaya başladı. Bu ağırlığı uzun süre çekemez. Öleceğiz, hepimiz öleceğiz. Ben ölmek istemiyorum. Bilmiyorum ama uçurumun dimdik olduğu kesin değil. Belki de meyilli bir bayır gibi iniyordur. Aşağı düştükten sonra sağa kalınsa bile tekrar yukarı çıkmak imkansız. Çabuk olun, çıkın artık. Yapamıyoruz, olmuyor. Sonuç olarak hepimizin ölmesi gerekmiyor. Zagor, ne yapmaya çalışıyorsun? Benim ve Lahman'ın ağırlığı olmazsa buz daha uzun süre dayanır. Siz de kurtulursunuz. Aman Tanrım. Hayır. Zagor. Allah kahretsin Zagor kendini aşığı attı. Sık dişini geldin. Şimdi de ötekileri çekelim. Haydi. Geri çekilin. Kurtulduk. Burada buz daha sağlam. Evet ama Zagor'la Lahman'a ne olacak? Se, sendi. Buradasın. Burada olduğunu biliyor biliyordum. Şimdi hatırladım. Her şeyi hatırladım. Sendi Lahman gerçekten de burada. Ölüsü buzun içinde bozulmadan korunmuş. İşte yine beraberiz. Artık hiç ayrılmayacağız. Neyse ki bir yerim kırılmamış. Bütün kemiklerim sızlasa da ayağa kalkabilirim. Sen benden daha iyi durumdasın Zagor. Düşme sırasında vücudumla sana kalkan oldum galiba. Belki tanrı en azından senin gerçeği öğrenmeni istedi. Nasıl yapacak bilmiyorum ama ancak o zaman bu delikten çıkmana yardım edecek. Benim için hiç umut yok. İki bacağım da kırıldı. Karnımı fena çarptım. Yıllar önce sendinin düştüğü bu uçurumu bulmak için neden yolu değiştirdiniz? O noktada buzun dayanıksız olduğunu biliyordunuz. Hepimizi öldürmek için mi bizi oraya sürüklediniz? Hayır, yani bilinçli olarak yapmadım yeni bir kriz başladı. Belki de aniden zihnime üşüşen anıların etkisiyle oldu. O kadar ani oldu ki bilincimi koruyamadım. Yine kardeşimi gördüm. Beni çağırıyordu. Ona ulaşmak için ileri atıldım. Peşim sıra sürüklenen arkadakiler arkadakilere ne olacağını düşünmeden Tek bildiğim Sendinin yıllar önce burada öldüğüydü. Dikkat et. Lanet olsun. Sende, yardım et. Beni yukarı çek. Bunu neden yapayım? Sende. Tanrı aşkına ne bekliyorsun? Uzun zamandır böyle bir fırsat kolluyordum Jerry. Senden bıktım artık. Mirastaki payımı daha fazla riske ata, atamayacaksın. Hatta senin payını da ben alacağım. Ama merak etme... Kente dönüp başına gelen felaketi anlatırken arkandan çok gözyaşı dökeceğim. Bastığın yerdeki buzun kırılıp bir uçuruma yuvarlandığını söyleyeceğim. Hayır, sen aklını kaçırmışsın. Elveda kardeşim. Hayır. Hayaksı Sen yapma. Cehenneme git. Yo. Sen Hayır. Olamaz. Hayır. Sen de beni öldürmeye çalıştı. Kendimi savunmak için de olsa onu öldürmek zorunda kaldım. İşte bu yüzden aklım karma karışık. Kabullenmesi çok zor, korkunç bir şey. Hepsi para içindi. Para şeytan gibidir. Kardeşleri birbirine düşman eder. Bu uçurumdan kurtulmaya bak Zagor. Bunu benim için yap ve bu hikayeyi anlat ki bir daha tekrarlanmasın. Ben dediğini yapacağım Lahman. Buradan çıkacağım ama artık... Artık gitme vaktim. Akşam oluyor. Demek birkaç saat baygın kalmışım. Bu arada yukarıda fırtına patlamış. Bozvel ve diğerlerine hayatta olduğumu bildirmek için bağırsam bile bu havada sesimi duyurmam imkansız. Büyük ihtimalle buzulun öteki tarafına geçip kendilerine sığınacak bir yer bulmuşlardır. Bu demektir ki kendi başımın çaresine bakmak zorundayım. Nasıl bilmiyorum ama mecburum. Sagor ve Lahman öldü. O yükseklikten düşüp sağ kalmaları mümkün değil. Hemen ölmedilerse bile sabaha sağ çıkamazlar. Yeterli uzunlukta ipimiz olsaydı aşağı iner onları arardık. Belki de ikisinden birini sağ olarak bulurduk. Ama ipimiz yok. Hem olsaydı bile hemen ardından fırtına başladı ve biz de bir yere sığınmak zorunda kaldık. O yüzden bu konu kapandı artık. Geriye sadece biz aile bireyleri kaldık. Evet, can sıkıcı tanıklar ortadan kalktı. Artık bu işi daha fazla uzatmanın gereği yok. Fakat ne demek bu? Gördün mü? Ateşli silahlardan pek anlamıyor. Anlamıyorum. Kalbine nişan aldığımı sanıyordum. Meğer yanılmışım. Şimdi tekrar ateş etmek zorundayım. Kendime güçlü yardımcılar kiralamam da bu yüzdendi. Seni ve kuzenlerini onlar öldürsün istemiştim. Tek başıma becereceğimden emin değildim. Daha sonra Fisher ile Haç'ın kaçması ve Zagor'un gelişiyle her şey beklenmedik bir şekil aldı. Böylece istemediğim halde iş bana düştü. Hayır amca, lütfen yapma, yalvarıyorum. Çok üzgünüm Sylvester. Hayır. Ah Ahyağ, gördüklerime inanamıyorum Bozwell. Demek knofleri parayla tutan sizdiniz. Lanet olsun. Yeğenlerinizi öldürmek istiyordunuz, öyle mi? Dikkat. Vay canına, Sylvester. İkinizin de canı cehenneme. Dikkat et üstünde durduğun kar tabakası kayıyor. Aman tanrım. Hayır. Jerry nerede? Kardeşi Sandy ile birlikte. İkisi de aynı uçurumun dibindeler. Aynı yerde can verdiler. Bense şanslıydım. Dışarı, dışarı nasıl çıktınız? Hiç kolay olmadı. Geceyi sabah olunca, geceyi sabah olunca gün ışığında belki bir çıkış yolu bulurum umuduyla geçirdim. Yukarıda ise kar fırtınası başlamıştı. İşin garip yanı aşağı düşmek işime yaramış. Bu sayede fırtınadan korunmuştum. Şafak sökünce mağaranın içini araştırdım ve bir gedik keşfettim. Yukarı tırmanırken hayli zorlandım ama sonunda başardım. Gerisini tahmin edersiniz. Sizi bu kaya'nın üzerinde gördüm ve yanınıza gelmek için acele ettim. Tam zamanında yetişip yeğenimi öldürmeme engel oldunuz. Buraya çıktığınızı hiç fark etmemiştim. Şimdi de sizden açıklama bekliyorum, Bozwell. Gerçi bazı şeyleri ben de anladım. Sylvester'a söyledikleriniz ve onun ikimizi de öldürmeye kalkışması birçok şeyi açıklıyor üç kuzenin yolculuk sırasında güçlü bir dayanışma içinde olduklarını fark etmiştim. Her üçü de çeşitli vesilelerle birbirlerinin hayatını kurtarmak için tehlikeye atılmaktan kaçınmadılar. İçlerinden birinin sizinle birlikte diğer ikisini de öldürmek istemesi bana garip gelmişti. Sahte kızıl derili saldırısını içinizden biri organize etmiş olmalıydı. Nitekim paralı katilleri siz tutmuştunuz. Evet, kaledeyken knoflere yanaşan bendim. Kim olduğumu anlamasın diye onunla gölgede kalmaya özen göstererek konuştum. Sahte kızıl verili saldırısı sırasında kafledeki herkesi öldürmelerini istedim. İki araba sürücüsü hariç onlar olaya tanıklık edecekler bir, bir de grubun en yaşlısı olan Lahman'a dokunmayacaksınız. Kendisini beyaz saçlarından kolayca tanırsınız. Saldırıdan bir gün önce anlaştığımız gibi işaret vereceksiniz. Ben de cevap olarak onay vereceğim. Böylece çevreye göz atma bahanesiyle gru gruptan uzaklaşacağım ölümlere tanık olmak istemiyorum. Pekala bayım, dilediğiniz şekilde yaparız. Her şey New York'taki bir otelde başladı. Batıya doğru yola çıkmadan önce Jerry Lahman'ın gelmesini bekliyorduk. Oteldeyken bir gece Sylvester'ın odasının önünden geçerken tesadüfen içeriden gelen sesini duydum. Nereden çıktı bu aptalca kuşkular gene? Moses ve sen bu noktadan sonra vazgeçemezsiniz. Aylardır bu konuyu görüşüyoruz. Aramızda anlaşmıştık. Amcam Norman ölmeli. Onu bir uçuruma itip ortadan kaldırmak için bundan iyi fırsat olamaz. Herkes olayı kaza sanacak. Şimdi niye birdenbire döneklik ediyorsunuz? Sahip olacağımız servet içinize mi Duyduğum konuşmalar hiçbir şüpheye yer vermeyecek kadar açık ve netti. Yeğenlerim beni öldürmeyi planlıyordu ve bunu zirve tırmanışı sırasında yapacaklardı. Ölümüm aile şirketi içindeki görev dağılımında adeta bir devrim yaratacaktı. Yeğenlerimin her üçü de yönetimde yer almayı, bunun sonucu olarak çok para elde etmeyi bekliyordu. Komplonun fikir babası Sylvester'dı. Ama geneyle Moses de suç ortağı olmayı kabul etmişti. O gece odamda korkunç saatler geçirdim. Kendi kendime ne yapabilirim diye sorup durdum. Elimde onları suçlayacak kanıt yoktu. Olsaydı bile bir aile skandalı patlak verirdi. Olay basına yansır ve kardeşlerim bana kesinlikle inanmazlardı tırmanış sırasında tetikte olsam ve beni öldürmelerini engellesem bile sustuğum takdirde hayatımın sonuna kadar her gün ölüm korkusuyla yaşayacaktım. Bunun üzerine onlardan önce harekete geçmeye ve onları tuzağa düşürmeye karar verdiniz. Evet geri döndüğümde çocukların bir kızıl derli saldırısında öldüğünü anlatacaktım ve bütün ailem bana sarılıp acımı paylaşacaktı. Zalimce görünse de hayatımı kurtarmanın ve ailemin dağılmasın ve ailemin dağılmasını önlemenin tek yolu buydu. Aslında hep beraber uçurma düştüğünüz sırada elime fırsat geçmişti. Fakat yapamadım. Belki de diğerlerini silistir zorlamıştır. Belki yalnızca ondan sıkılmam gerekir diye düşündüm. Para şeytan gibidir. Kardeşleri birbirine düşman eder. Lahman ölmeden önce böyle demişti. Fakat hay Allah! Moses gene Norman amca bizi affet de bilecek misin? Bizi nasıl kandırdığını hala aklım almıyor ama başardı. Önce varlığıyla planımızı bozan Zagor'u sonra da geçen akşam seni burada dağda öldürmeye kalktığında sesimizi çıkartamadık. Fakat yolculuk boyunca bu planın çılgınca olduğunu her gün biraz daha anladık ve seni gerçekten sevdiğimizi fark ettik amca. Sylvester'ın üzerimizdeki etkisinden bir türlü kendimizi sıyıramadık ama o bizden kuşkulanmaya başlamıştı. Bu sabah biz uyurken haber vermeden seni aramaya çıktı. Dünkü kötü olaydan sonra planından vazgeçeceğini sanıyorduk. Çünkü sen hepimizin hayatını kurtardın. Eğer bugünkü gerçek niyetini açıklasaydı onu durdurmaya çalışırdık. Belki bize inanmayacaksın ama gerçek bu. Oysa size inanmayı tercih ederim çocuklar. Çünkü inanmak bir kabusun sona ermesi demek. Ayrıca dağda dağda bana öyle yapmamı ölüyor. Haydi zirveye çıkmalıyız. Evet bunu lahmanın lahman ve kendiniz için yapmalısınız. Aynı zamanda ben de, çünkü ne yapmam gerektiği konusunda Leik tepesi belki bana da bir tavsiyede bulunur. Acaba King Kalesi... King kalesine gidip tüm gerçekleri bütün çıplaklığıyla anlatsam mı? Yoksa sadece Çiko'ya anlatıp huzurun geri gelmesi ve dağın sırları saklaması için her şeyi zamana mı bıraksam? Bu maceranın sonu.